Evet arkadaşlar, diyalog test 4 ile soru 1 ile başlayalım. Birinci soruda Sam ve Deborah konuşuyor ve yukarıda bir soru işareti var arkadaşlar. O yüzden öncelikli olarak Sam'in söyleminden önce yukarıdaki soruyla start verebiliriz. Evet, Deborah ilk cümlesinde I cannot believe that, inanamıyorum diyor. In such a democratic country like England, yani İngiltere gibi demokratik bir ülkede I cannot believe that, buna inanamıyorum. Could you tell me why? Bana nedenini söyler misin demiş. Ve Deborah tekrar devamlı arkadaşlar. It is ridiculous. Yani saçma diye bir tepki veriyor. Now I quite understand. Şimdi anlıyorum. The reason why almost all of the first writers were male. Şimdi neden ilk yazarların hemen hemen hepsinin neden erkek olduğunu şimdi anlıyorum diye bir tepki vermiş arkadaşlar. O zaman Sam söyleminde yazarların erkek olduğuna dair bir açıklama getirmeli diyelim. Evet, A seçeneğinde arkadaşlar. It had nothing to do with, nothing to do with ile alakası yok demek. It had nothing to do with democracy or monarchy. Yani bunun demokrasiyle veya monarşiyle alakası yok. Women were not allowed to, çok dikkat. Women were not allowed to write novels. Yani kadınların, bayanların roman yazmasına izin verilmezdi. But were forced to deal with poetry. Onların şiirle uğraşılması, yani şiirle uğraşmaya zorlanırlardı. Writing a novel was thought to be a manly activity. Yani roman yazmak erkeklerin yaptığı bir faaliyet olarak düşünülürdü. Burada arkadaşlar bir reason açıklamış, bir sebep açıklamış. Boşluğun üstünde bakın, could you tell me why diyor. Ve bu neden olduğunu açıklar mısın sorusuna güzel bir açıklama var A seçeneğinde. Ayrıca arkadaşlar A seçeneğinde kadınların roman yazmalarına izin verilmiyordu dedikten sonra Deborah'ın son cümlesinde saçma, şimdi anlıyorum ilk yazarlar neden erkekti diyor. Yani neden erkekti? Çünkü işte kadınlara izin verilmiyordu bağlantısıyla A seçeneği kesinlikle ön planda. Diğer seçeneklere bakalım. Bursa. Writing has always been a field for women in most countries like Britain. Bakın burada arkadaşlar İngiltere gibi ülkelerde diyor, writing yapmak a field for women, kadınlar için bir alandı. Ama boşluğun devamında neden hepsinin erkek olduğunu şimdi anlıyorum diyemeyiz. Ceyhan, as a matter of fact, aslında demek arkadaşlar, hatta demek, bir vurgu zarfı. They did this on purpose. On purpose kasıtlı olarak demek. Onlar bunu kasıtlı olarak yaptılar. To escape from the fence and live a quite peaceful life. Yani fanatiklerinden, fanlarından kaçmak için ve huzur dolu bir yaşam sürmek için yaptılar diye bir çevirdeyiz. Buradan neden sadece erkekler olduğunu şimdi anlıyorum'a bağlayamayız. Denizli, women were thought to be a good author then. Kadınların iyi bir yazar olduğu düşünülürdü dersek, yine pozitif bir ifade kadınlarla ilgili. Edirne, women are not humiliated only to today. Kadınlar sadece bugün aşağılanmıyorlar. It was not much different in the prehistoric age. Tarih öncesi dönemlerde de farklı değildi diyor arkadaşlar. Burada da kadının aşağılanmasından bahsetmiş ve günümüzde değil, sadece geçmişte de aşağılanıyordu tarzı bir ifade. Arkadaşlar boşluğun devamındaki ilk yazarların neredeyse tümünün neden erkek olduğunu anlıyorum ifadesini bütünleyebilecek tek yer A seçeneğindeki kadınların novel, roman yazmalarına izin verilmiyordu. Bu erkeklerin yapacağı bir faaliyet olarak düşünülüyordu ifadesi bizi birinci soruda A seçeneğine taşıyabiliyordu. Evet arkadaşlar, ikinci soruyla devam ediyorum. Jenny ve Anna konuşuyor. Ve Jenny'nin ikinci konuşması sorulmuş bize. Diyaloğun akışı gereği sondan önce başlıyorum arkadaşlar. Let's say realism. Realism diyelim diye çevirebilirsiniz burayı. Let's say realism, realism diyelim. I don't think they will overcome those cultural differences. Onların bu kültürel farklılıkları aşabileceklerini, overcome yapacaklarını düşünmüyorum demiş. Ve arkadaşlar hangi ifadeye realizm, yani gerçekçilik diyelim tarzında cevap verebilir? Bunu bulmaya çalışalım. A seçeneği. Thank God you are not a fortune teller. Allah'a şükür diyor, iyi ki sen bir fortune teller, işte bir falcı falan değilsin. Bundan sonra gerçekçilik diyelim.
Onların bu kültürel farklılıkları aşacağını düşünmüyorum diyemeyiz. Bursa, it's my fault to ask you such a question. Böyle bir soruyu sormak, sana sormak benim hatam. Gerçekçilik diyelim, onların bunu aşacaklarını düşünmüyorum diyemeyiz arkadaşlar. Ceyhan, time will show it, zaman bunu gösterecek. Just wait and see, bekleyelim görelim. Denizli, I hope they do, umarım onlar yaparlar diyor. They are really cute, onlar gerçekten çok hoş insanlar. Buna da realizm diyelim diyemeyiz arkadaşlar. Edirne'de, why, neden? Is it because of your general pessimism? Bu senin genel kötümserliğinden dolayı mı? Let's say realism, yani pesimizm değil de realizm diyelim demek istiyor arkadaşlar. Kötümserlik değil de gerçekçilik diyelim demek istemiş. Ve buradaki akış boşluğun altıyla en iyi akış olarak görünüyor ilk etapta. Yukarıdan geldiğimde, do you think Sam and Seçil will make it? Sence Sam ve Seçil hani bunu başaracak mı anlamında? In fact, I'm not really hopeful. Aslında çok da umutlu değilim. Why, neden ifadesi, hani neden umutlu değilsin? Is it because of your general pessimism? Bu senin genel kötümserliğinden dolayı mı? Let's say realism. Realism diyelim, yani gerçekçilik diyelim. Onların bu kültürel farklılıkları aşabileceklerini düşünmüyorum. Sen ve Seç'in ilişkisinden bahsediyor galiba. Evet arkadaşlar, pesimizm ve realizmi birleştirdiğinizde bence bu soruda Edirne'de rahatlıkla kalabilirdiniz. Devam edelim. Üçüncü soruda Ron ve Allison konuşmuş. Biraz daha uzun bir diyalog. Seçeneklerimiz de öyle gelmiş arkadaşlar. Yine diyalog akışımız gereği boşluğun devamından Allison'ın son cümlesinden başlayarak şansımızı deniyoruz. I have read that play. Ben o oyunu okudum. But I think, ama sanırım, I must have missed his lines. Yani bir takım böyle satırları, ifadeleri kaçırmış olmalıyım. I'm going to read it again. Yeniden okuyacağım. And this time more carefully. Ve bu sefer daha dikkatli bir şekilde okuyacağım diyor. Arkadaşlar, bu boşluğun altında önemli olan yer that play ifadesi. O oyun anlamına gelen bir zamirden bahsediyoruz. O zaman seçeneklerde, yani doğru yanıtta Ron bir oyundan bahsetmiş ki boşun devamında da X bir oyun görülmüyor. Seçeneklere bakalım. A seçeneği der ki, Some scholars call Shakespeare a pet poet. İşte bazı akademisyenler Shakespeare'e pet poet derler. Namely, yani he was being paid by a lord. İşte bir lord tarafından ona ödeme yapılıyor. And writing poetry to praise this particular master. Ve bu işte master'ı, yani bu ona ödeme yapan lordu praise yapmak için, övmek için şiir yazıyordu diye bir çeviri. Ancak burada arkadaşlar bir oyundan bahsedilmiyor. Çünkü bu ifadeden sonra o oyunu okudum diyecek bir oyun yok. B'ye geldiğimde, Shakespeare wrote many plays about the tragic stories of people from all the classes of the society. Shakespeare toplumun tüm kesimlerinden işte insanlarla ilgili, insanların trajik hikayeleriyle ilgili many plays, birçok oyun yazdı diyor. Ancak boşun devamındaki that play arkadaşlar o oyun anlamında çok spesifik bir ifadedir. Bu nedenle B seçeneği de uygun olmaz. C seçeneği, he is considered as one of the best artists in literature history. O, edebiyat tarihindeki en iyi sanatçılardan birisi olarak düşünülür. Which makes his plays much more appealing. Appealing, cezbedici, cazip demek arkadaşlar. Onun oyunlarını, ki bu da onun oyunlarını çok daha çok cazip kılar diyor. Burada da that play zamirinin gönderme yapacağı spesifik bir oyun yine yok. Denizli, had you read The Merchant of Venice? İşte bu italik yazılanlar arkadaşlar. Zaman zaman tırnak içi yazılanlar. Genelde italik yapıyorlar. Bir eser ismidir. Ve bu istediğimiz, aradığımız, boşun devamında geçen that play zamirinin karşıladığı isim olabilir. Had you read The Merchant of Venice, you wouldn't be saying that now. Eğer diyor Merchant of Venice'i okumuş olsaydın, burada bir inversion kullanmış, devrik yapı kullanmış arkadaşlar type'larımızla da ilgili. You wouldn't be saying that now. Şu an bunu söylüyor olmazdın. Sherlock, a Jewish usurer. İşte Yahudi bir
Usury dedi arkadaşlar, böyle faiz alan kişi, tefeci. And one of the major characters in the play voices the racial discrimination in the society then. İşte oyundaki, bakın, the play diyor. Burada da tek bir spesifik oyundan bahsediyor. Oyundaki ana karakterlerden birisi olan Sherlock, o zamanlarda toplumdaki racial discrimination, ırk ayrımını dile getiriyor şeklinde bir çeviri var. Bu işin devamında arkadaşlar, I have read that play demiş. Yani Deniz de, hani bu oyunu okusaydın şu an bunu söylüyor olmazdın ifadesi neyse, I have read that play, yani o oyunu okudum ama sanırım işte bir takım yerleri kaçırmış olmalıyım diyerek bir çeviri var. Bu anlamda D seçeneği aradığımız zamiri kesinlikle veriyor. Edirne, I wish you would be much more careful while reading. Keşke diyor okuma yaparken daha dikkatli olsaydın. You just read the text and cannot notice the message given between the lines. Sadece diyor teksti okuyorsun ve satırlar arasında verilen mesajları fark etmiyorsun diye bir çevir arkadaşlar. Evet, kısaca bir zamir sorusu. Boşun üstüne çok çıkmaya gerek yoktu arkadaşlar bu soruda. Boşun altındaki that play, o oyun anlamına gelen zamir, Denizli'deki The Merchant of Venice'e gönderme yaptığı için doğru yanıt D seçeneğiydi arkadaşlar.